Actually, I said everything I wanted to say in the film, but I will answer your question. I'm here for you. Film hakkında aslında söylemek istediğim her şey filmi kendisinde zaten gösterdim ama eğer varsa sorularınızı yanıtlamak için buradayım. O yüzden hemen... Merhaba, çok güzel bir filmdi. Ama Balkan sineması 30 yıldır Kusturica ve Before the Rain'den beri bu konuyu işliyor. Ve çok da güzel işliyor hala. Ben şunu sormak istiyorum. Yönetmen de bu toplumun içinden biri olduğu için. Tamam filmler değiştiriyor ama hala toplumda gerçekten bu acılar, pişmanlıklar, günahlar hala bir gerginlik, yani çok büyük gerginlikler yaratıyor mu? Çünkü hani filmin sonunda da anladığım kadarıyla yani 18 yaş altının artık bunda bir derdi kalmamış gibi hissettim. Genel olarak toplumuna dair böyle kısa bir değerlendirme yapabilirse çok iyi olur. Yani savaşın sonuçlarına da dair. İkinci bir sorum da var ama onu sonra sorayım. Balkan cinema has been familiar with the subject since 30 years with Costa Rica and many other directors. And, he mentioned Before the Rain also. Before the Rain, okay. Yağmurdan önce filmde dair tabii ki. You have also brought it to your film as well, but apart from the films, what's being a part of the Balkan society yourself too, what do you think about how deep the traumas, the regrets go through society? Because obviously in the film you showed us that people under 18 do not have so many deep regrets or problems with the past. So well, what is the current situation? I'm not sure they don't, you know. The thing is that trauma stays with you. Trauma is like a disease that goes into your pores, into your skin, and trauma is transferred. It's scientifically proven from generation to generation. Aslında 18 yaş altında da o kadar kalmadığını düşünüp söyleyemem. Çünkü travma öyle bir şey ki, bir hastalık gibi, böyle derimizin içine, gözeneklerine kadar işleyen bir şey. Ve nesilden nesile aktarıldığını da söyleyenler var. O yüzden... So you're speaking, I know which scene you're talking about. The scene of dance, where we see the young people dancing. And yes, they want to forget, but are they able to? Because trauma, if you don't deal with it directly, which is sort of the story of the film, the trauma will rise up and it will find a way out in one way or another. Ki hangi filmden, hangi sahneden bahsettiğinizi biliyorum, o gençlerin hep beraber hiçbir şey düşünmeden dans ettikleri sahneden bahsediyorsunuz ama travma öyle bir şey ki doğrudan yüzleşmedikçe bir şekilde bir yolunu bulup yüzeye çıkıyor ve bunda karşılaşmak zorunda kalıyorsunuz bir yerde. When we made this film with Elma, we were hoping to start a conversation because the biggest tragedy of the Balkans is that 30 years later we are actually not speaking about it. Elma Tatarac'la ortak senaristle beraber filmi yazarken aslında aklımıza belki de bir tartışma yaratmak, bir tartışmayı başlatmak vardı. Çünkü 30 sene geçmesine rağmen hala aslında bu konuların konuşulduğunu düşünmüyoruz. So how can you create a future if you don't face the trouble? Yani sizi rahatsız eden, huzursuz eden şeyleri eğer konuşmazsanız nasıl bir gelecek yaratabilirsiniz ki? I hope I answered your question. Umarım bu sorunuzu yanıtlamıştır. Film çok güzeldi, her şey güzel, çok etkilendim. Hazır senaryo kısmından da bahsetmişken, senaryonun geliştirilme aşaması hakkında biraz... Canım. Beautiful film, thank you. Thank you. Since we started to speak about script writing, can you tell us a bit more about the process? So, the film is based on a true story. It's Elma Tataragic's story, the co-writer of the script. It is our fourth film together. This is a story she carried with her for many, many years, and finally, the right time came where she had distance in order to be able to share this story with the world. Our process of writing
You know, it's very difficult collaboration, true collaboration. But once you find a good collaborator, it's like a good marriage. Filmin hikayesi aslında gerçek bir olaya dayanıyor. Ortak senarist Emma Tatarovic'in başından geçen bir şeye dayanıyor. Yıllar boyu bunu içinde taşıdı. Fakat bir noktadan sonra gerektiği kadar bu hikayeden uzaklaştı ve bunu yazmaya karar verdi. Beraber yazdık, beraber geliştirdik. Aslında ortak senaryo yazmak o kadar kolay bir şey değil. Beraber, Elma ile beraber yaptığımız 4. film. Fakat iyi bir işbirlikçi, beraber çalışmaya alıştığımız iyi birisini bulduktan sonra aslında o kısmı da kolay geliyor. So basically there are no rules. The rule is not to have a big ego. Ortak senaryo yazımında aslında bir kural olduğunu söyleyemeyiz. Aslında tek kural belki de egonu çok da öne çıkarmamak. So it's not about what I wrote or what she wrote, what I thought of or what she thought of. It's not about being my story or her story. It is about all the efforts, all the work we do. It is in the name of the dramaturgy, the characters we are trying. Senin hikayen sen yazdın, orasını ben yazdım, işte sen düşündün, ben koydum falan filan meselesi değil. Bütün mesele aslında ortak bir şey çıkarmak, dramaturjiyi, karakterleri, hikayeyi doğru oturtabilmek. Aslında bütün bunlar üzerinden gitmek. Strangely enough, before working with Elma, I tried to collaborate with many script writers, male. Elma'dan önce birçok erkek senaristle çalışmayı denedim. And every time it became problem of ego. I don't know why. Ya her defasında da onların egosuna çarptım bir şekilde, nasıl bilmiyorum. Since I have done a collaborative marriage with Elma, things are going very good. Elma ile işbirliğine dayalı bir evlilik yaptığımızdan beri işler çok yolunda gidiyor. Anladım. Film için çok çok teşekkürler. Ben de casting'i biraz sormak istiyorum. Başroldeki erkek oyuncu gerçekten çok etkileyici. Nasıl bir seçim yaptınız ve insan hakikaten acaba gerçekten savaşta bulundu mu diye soruyor. Thank you for the film. It was beautiful. She wonders about the casting process. Especially the lead actor because he's so good. We're almost convinced that he's really taking part in the war. Well, you know, all the 17 actors in the room, there are 40, but there are 17 actors and 23 non-professional. But all the 17 actors, they are from Bosnia, from Sarajevo or other parts of Bosnia, and they went through the war. Filmde 40 oyuncu var, pardon, salonda 40 oyuncu var, 17 tane profesyonel oyuncu. 23'ü de amatör oyuncular. Fakat bunların hepsi aslında Saraybosna'lı oyuncular. 17'si de 17 oyuncunun da bir şekilde işte ya Saraybosna'dan ya civarından oyuncular ve hepsi bir şekilde savaşta bulundu. So the urgency you feel in the actors, it is due to rehearsals, but also they are talking about their own stories. The only foreigner the whole film, it's me. O yüzden de hani filmde gördüğünüz, hissettiğiniz o anlık gerçekçilik gerçekten de aslında onların bir şekilde bir şeyler yaşadığını, tabii ki yani provalar bir kenara, onların neler hissettikleri bir anda çok doğru. Çünkü hepsi bir şekilde bunu yaşadılar. Bütün odadaki, yani bütün orada bulunan herkes dışında tek bir yabancı vardı, o da bendim. Foreigner. I'm from Macedonia and this is Bosnian story, but I do come from the Balkans, and I actually, I am a victim of the ex-Yugoslav war, but not directly. I did not leave the war. Yani yabancı derken elbette ki oradaki herkes Bosnalı, ben Makedonyalıyım. Yani o savaşta bulunduğum söylenemez ama bütün bölgeyi etkileyen savaş elbette ki bana da dokundu. But talking about Adnan, the actor who acts Zoran, he's
He's a theater actor, and he actually did live through traumatic experiences in the war. Amazon'da oynayan Adnan'dan bahsetmek gerekirse tiyatro kökenli bir oyuncu ve gerçekten de savaşta bulundu. So, for example, his shaking hands are actually product of this trauma he went through. Gerçekten de ellerinin titremesi bu yaşadığı travmanın bir gerçekten yaşadığı travmanın bir parçası. Strangely enough, because of his shaking hands, nobody wants to give him a role. Fakat çok tuhaf bir şekilde gerçekten titreyen elleri yüzünden hiç kimse ona rol vermek istemiyor. Which is crazy for me. I didn't even notice his shaking hands. I noticed his face, his eyes, and yes, you know, it's not, you know, the how physically we manifest trauma. It's not important. It is important that you are that the character you are playing, it's engraved in your mind and soul. So yes, I agree with you. He is. A beautiful actor who delivers so much emotion in his play. And strangely enough, although the film is about Asia, we actually casted first Zoran, and then he tried to wrote the most of the scenes of the film with all of Bosnian actors before we found Asia. Okay. Adnan'ın ellerinin titremesi aslında yani böyle bir durumda olması, kimsenin onu almaması çok ilginç, çok tuhaf. Ben hiç fark etmedim bile. Ben yüzüne baktım, gözlerine baktım. Fakat doğruya doğru gerçekten o kadar iyi bir oyuncu ki sizin söylediğiniz gibi anında bütün duyguları izleyiciye aktarmada çok çok iyi bir iş çıkardı. Travma her zaman fiziksel olarak ortaya çıkar diye bir şey yok. Fakat işte sizin de gördüğünüz gibi performansında o duyguyu aktarması aslında travmayı nasıl karakteriyle beraber yansıtmayı becerdiğini gösteriyor. İlginç bir şekilde her ne kadar bütün hikaye Asya hakkında olsa da, Asya'yı anlatsa da önce Adnan'ı bulduk oyuncu için. Oyuncu seçiminde de daha sonra diğer bütün Bosna oyuncuları bulduk. Asya en son şeye dahil oldu oyuncu kadrosuna. Alabilir miyim? Teşekkür ederim. Merhaba. Önce yürekten kutluyorum ekibi. Ses geliyor mu şimdi? Evet. Merhaba. Cumhuriyet Gazetesi Emel Seçen ben. Yürekten kutluyorum tüm ekibi. Petronia filminden sonraki ikinci uzun metraj zannediyorum ki ve Saray Bosna'ya yazılmış en iyi şiir diye açıklama yapıyorlar. Muhteşem buldum. Face to face, yüz yüze, yüzleşme, ötekileştirmenin de en anlamlı şekli sunuluyor aslında savaş ortamında. Adı Saray Bosna olmuş ama. Şunu öğrenmek istiyorum. Gerçek kişiler olduğunu şimdi kastı da öğrendikten sonra daha net ortaya çıktı. Şimdiye kadar 30 yıl içerisinde Saraybosna'da bunu yaşamış olan, bu dramı yaşamış olan insanlara böyle hani mutluluğu yaşamak, tatmak, yeniden başlamak için böyle bir ortamlar oluşturulmuş mu? İki, buradaki karakter de Asya üzerinden gidiyor mu? Hani Asya'nın annesinin Sırp ama babasının Müslüman olduğunu öğreniyoruz. Karşı karakterde Adnan da işte Sırp oldu. Ve çocukluğunda... İran'a kadar geldiklerini, yani Türkiye'ye gezdiklerini ve çok önemli bir olguya bahsediyor filmin içerisinde. Senaryoda sahne, o karşılaşma, konuşma anlarında, tanışma esnasında kimi çağırmak isterdiniz diyor, hani bir arada oturmak için. İsa'yı diyor, o da diyor ki Tito'yu. Bugün hala biraz önce ilk soruda gelen 16 yaş dediğimizde aslında 16 yaşı yakalamak istiyor Asya orada. Anlatılmak istenen oydu. Günümüzde Tito'ya ve bu yaklaşıma Türkiye'yi de katarak ne düşünüyorlar? Bu bir nasıl diyelim, göndermede var mıydı? Teşekkür ederim. Biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Yok, rica ederim. İlk sorunuzu tekrar alabilir miyim? Bosna'da 30 yıldan sonra travmayı atlatmak için, bu travmayı daha doğrusu yaşayanlar için özel
kurulan kurumlar ya da ortamlar söz konusu mu diye dediniz. Evet, aynen onu demek ifade etmek istedim. Yani depremzedeler için ne yaşıyoruz şu anda? Onun gibi orada da böyle bir şey olmuş. Well, you know, when they organize HAG, you know, the trials in HAG, the idea was that at one moment the country itself will organize civil courts in the fashion of South Africa, where people will have a this. Lahey'de mahkemeler kurulduğunda asıl amaç zaten tıpkı diye işte Güney Afrika'da olduğu gibi bir şekilde yüzleşmenin sağlanması ve suçlarla karşılaşılması. This has never happened. Ama bu asla. Strangely enough, I just found out from a jurist, from a judge in Switzerland, that since 3 years there is an initiative to create civil courts. Initiative that's going in the Bosnian government, and every time it's brought to the floor, Bosnian representative, Croatian representative, or Serbian representative, president of the Bosnian Confederation refuses it. So the politicians are not ready. 3 sene önce İsviçre'li bir hakimle görüştüğümde bana şöyle söyledi. Bu mahkemenin, sivil bir mahkemenin kurulması için ne zaman meclise ya da işte ortaya bir öneri getirirse, bir önerge getirirse bu 3 toplumun da temsilcileri tarafından reddedilir. Hem Bosna, hem Sırp, hem de Hırvat başkanları tarafından reddedildi. Bu da demektir ki siyasetçiler böyle bir şeyi tekrar gündeme getirmeye hazır değiller. I'm so tired of politicians not being ready, and I'm so tired being braver as an artist of every and any damn politician in the Balkans. Bıktım artık bu politikacıların gerçekten hiçbir şey olmamalarından, hiçbir şey olmamalarından. Ben bir sanatçı olarak, Balkan bir sanatçı olarak onlardan çok daha hazırım. Çok daha cesurum böyle bir şeye karşı. Continue speaking about this, but I will become very angry. So devam we go to next question. Devam edebilirim ama kitle öfkelenirim. O yüzden gerek yok. Bir sonrakine geçelim. Next question is about Asya. In the film, she mentions during the interview with her partner, she mentions that when she was a young child, they traveled together with her family to Turkey. Border, and also that one of the questions was who would you like to have dinner with? And someone says Tito, and Asya says Jesus. What would you say regarding this? Is Tito still relevant to the society, and could you probably make it relevant to her trip to Turkey and Turkey itself? Well. The story about Asya's childhood comes directly from the story of Elma. Her father was a civil engineer, and actually they were living at one moment in Iran. Aslında bu İran hikayesi Elma'nın hikayesine, Elma'nın kendi gerçek geçmişine bağlı. Babası inşaat mühendisiydi ve bir şekilde İran'ın... Yes, at the border. İran sınırında çalıştı babası. But her father was working in Iran. So now that you mention it, we can look at nostalgia at this time where we could freely travel to Turkey, to Iran and back. Yani bir şekilde bu durumda siz bundan bahsettiğiniz zaman o güzel eski günlerin nostaljiyle anabiliriz. Hiç sınırlamamız, kısıtlamamız olmadan ta nerelerden nerelere İran sınırına kadar rahat rahat gezdiniz. The world has changed immensely since then. Maalesef o zamandan, o günden bugüne dünya o kadar çok değişti ki. Maalesef. Tito, we love Tito.
I have a great nostalgia for Tito. No, of course, there were many problems in Yugoslavia, but there were many beautiful things also. Tito'ya bayılıyoruz, Tito'yu çok seviyoruz. Benim için Tito'yu ben nostaljiyle anıyorum. Elbette ki çok aksayan şey vardı ama çok güzel şeyler de vardı o zaman. We live at a time where, at this moment, more and more, in different parts of Yugoslavia, we are realizing how much, how well it was living together, and how we as people, as different people from different nationalities in ex-Yugoslavia, have more things in common than things that separate. Ve şimdi Yugoslavya'nın farklı farklı yerlerinde, eski Yugoslavya'nın farklı farklı yerlerinde yaşayan insanlar olarak şunu fark ediyoruz ki bir zamanlar gerçekten farklı milletler, farklı uluslar olarak aslında ne kadar ortak şeyimiz varmış ve ne kadar güzel beraber yaşamaya devam etmişiz. In the epoch of Tito, it is reminder of this unity, sisterhood, brotherhood we used to have. Tito zamanında hep bir birlik varmış, kardeşlik söz konusu. Anyway, I have impression is much better than the liberal capitalism and house we live in today. Yani her halükarda günümüzün liberal kapitalizminden daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Kesinlikle. Hepinize çok teşekkür ederiz. Maalesef jürimizde, uluslararası yarışma jürimizde olduğu için bir sonraki filmini görmek üzere ve değerlendirmek üzere yetişmek zorunda. O yüzden hepinize çok teşekkürler.